Kardeş bir dakika dur. İstanbul bana bak. Ulan ne kadar herif bunlar be. Kovboy yolda kaldı. Kovboy yürür ama. Şu gecekondu denen iğrençliklerin yerine yükselecek blok apartmanları düşün Sadullah. Asıl zoru Ankara'dan iskan müsaadesi almaktı. Politikacılığıma dua et, benim kıymetimi bil. Bilmesem seni kendime ortak alır mıyım Sadullah? Ortaklığımızın ve yakında evlenecek çocuklarımızın şerefine. Öyle. Bizi paraya boğacak bu projenin şerefine. Geldi bizim mirasçılar. Merhaba, hoş geldiniz. Tam 600 bina, 18'er katlı 600 blok, muazzam bir kent olacak. Ve de net karımız 900 milyon lira. Milyar de şuna, milyar! Aman baba, kefenin cebi yok ki. Şu soğuk şakaları yapmasan olmaz sanki canım. Şaka değil baba, atasözü. Milyonlar, milyonlar, milyarlar. Para, 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 başka bir şey konuştunuz yok ki. Tek istediğim, Cem'le bir an önce evlenip bize bir torun vermenizdir. Aslında istediğiniz torundan çok Cem'in babasıyla ortaklığı pekiştirmek. Yoksa benden evlenmek istemiyor musun Canan? Seni ömür boyu nasıl çeker insan? Şakanın tadını kaçırıyorsun. Şaka değil ki. Bozuluyorum ama. Sen doğarken bozulmuşsun. İmza Orhan Gencebay. Hadi bize bay bay, diskoteye gidiyoruz. Hadi gel canım. İyi eğlenceler. Güle güle, güle güle yavrum. Gecekonduların tahliyesinde planladığımız arazi, yedi bela Recep'in haraç mıntıkası. Peki ne düşünüyorsun? Mardinli Arif'i. Onu kiralayacağım, şu bizim Marlboro işini halledelim. Harikasın muhteşem! İşte inşaat yerimiz. Bu gecekonduların hepsini yıktıracağım. Yalnız, yedi bela Recep'i temizlemek senin işin. Kolay, hallederiz. Yalnız halkı ürkütmemek lazım. Aralarında anlaşıp birlik olurlarsa işimiz zorlaşır. Başa çıkamayız. Hiçbir bok yiyemezler. Burası benim bulmalım. Defolup gitsinler. Ben mi çağırdım onları köylerinden? Ne işleri var İstanbul'da? Hı? Şehrin tüm güzelliğini bozdular. Bunların eline iki kuruş sıkıştırdık mı... Nasıl olsa sevine sevine çeker giderler. Nerede olsa yaşar bu ayılar. Benim yaptıracağım blok apartmanlarla buraları cennet olacak, cennet. 10 milyon. Anlaştık. Şu da yapacağın gecekondunun malzeme senedi. Çimento, briket, kiremit falan filan. Al bakayım. Çok para bu muhtar. Dışarıdan yarı yarıya pahalı. Allah var ya! Utanın! Sana arsa verelim, konduna yardımımız dokunsun, yerleş, ailece otur... ...biz ondan sonrasına bono isteyelim, aradaki 3 kuruşluk fazlalık için nankörlük edin. Olmaz bu kadar be! Kızma muhtar! Küfretmediğime şükret. Vazgeçtim. Sana ne arsa ne malzeme. Ver şu bonalar mı? Al bakayım senetlerini. Ben imzalayayım. Mardinli. Maşallah, işler tıkırında. Güzel yere tezgah açmışsın. Pek fena sayılmaz ağam, sağ ol. Geç otur şöyle. Sağ ol ağam, estağfurullah. Otur lan. Emret ağam. Emir Allah'a mahsus. Maksadım 2 çift kul kelamı etmek. Buyur ağam. Vakit nakit hesabı... ...mükalemeyi kısa tutacağım. Bu mıntıka... Bundan sonra bana geçti. Neymiş? Bu mıntıka sana geçmiş ağam.
Aferin. Takdir ettim. Anlayışın çabuk. Sağ ol ağam. Bu mıntıkaya resmen el koymuş bulunduğumu... ...yedi bela Recep'in kendisine ilet. Buralarda görürsem o biçim. Tamam mı? Tamam ağam. O Mardinliyse ben de kara gümrüklü yedi bela Recep'im. Namımızı yedi belaya çıkarmışsak... ...ardımızda mezarlık dolusu ceset bırakmışızdır da ondan. Ulan ben ekmeğimi bırakır mıyım be? Bırakmazsın abi ama mahallede görürsem vururum diyor. Ulan Mardinli, bu dünya bundan sonra ikimizden birine haram. Allah'ıma yeminler olsun ki bu iş bitmiştir. Gidip mekanını basmazsam bana da yedi bela Recep demesinler. Dur bir dakika abi. Yürekli adamsın Recep abi. Ama düşmanını mekanında basıp zayiat vereceğine ayağına getir kökünü kazı. Nasıl? Kolay. O işi bana bırak. Alo? Buyurun. Evet. Rahatsız ettim. Ben Muhtar Yaşar. Evet, söyle. Ağam, başın sıkışırsa beni ara demiştin. Bir terslik mi çıktı? Bazı evleri ayarladım. Tamamdır. Ama 3-5 karşı koyanı var. Ki şöyle bir gözüksen alayı siner. Gelir misin ağam? Sabah muhtarlıkta bekliyorum. Evet. Anladım. Yarın sabah oradayım. Rest. İşte şurası kardeş, doğru yürü, kahve tam meydandadır. Sağ ol canım, gel öpeyim. Sen de sağ ol. Ortalarda yok. İnip bir bakın. Tamam abi. Ne oluyor ya? Allah! Kovboylar! Apaçiler bastı! Aman! Yapma! Yapma! Yapma, kıyma bana! Al her şeyim senin olsun! Yapma! Ah! Pöst lan ayı! Abi ya, Teksaz'a mı geldik? Tabancalar patladı. Ben biraz meraklıyımdır da. Çekil be! Abi ya, şu adresi soracaktım. Ulan eceline mi susadın sen be? Ah! Ya tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun? Kahvenin adresi! Abi bir dakika! Dur,
gitme, bana bak, beni bekle! Abi, şu kahvenin adresi. Bela mısın sen be? İn lan aşağı! Oh! Oluyor ya! Allah Allah! Şu İstanbullular da ne kadar aceleci be! Kovboy tabancası ya! Aa! Ya bu İstanbul'un kuşları uçmasını bilmiyor! Hey Allah! Aa! Kova! Tam hedef! Vurayım! Saksı vuruldu ya! Nişan tertibatı bozuk, çok sakıncalı! Bununla kızılderili vurulmaz! Aa! Konserve kutusu! Selamun aleyküm. Hadi aslanım, sarıldın. Ver tabancalarını. Kovboy canını verir, silahını vermez. Hadi aslanım, söz dinle. Sonra... Sonrası ölüm. O da Allah'ın emri. Ha abi, bir şey soracaktım. Gelme, gelme, fena olur. Tut şunları. Nerede bu kağıt ya? Heh! Abi şu adresi soracaktım. Davranın, yakalayın şunu! Ne oluyor ya? Şşt, durun, ne oluyor? Hadi, hadi yürü, yürü seni. 12 sene askerlik yaptım, böyle nişancı görmedim. Ya cesareti? Tek başına dikildi ortaya, çıkın ulan dedi. Çıkana da dayadı kurşunu, ulan ne adammış be! Ya o kadar adamı nasıl vurdu? Yedi bela Recep'i çökertti, aç ulan ağzını dedi, sonra çekti, grav, grav, grav! Büyük adammış be! Analar böylesini bir daha doğurmaz. Çok da yakışıklı delikanlıymış. Şükürler olsun Rabbime. Bizi Recep belasından da, adamlarından da kurtardı. Kurtulduk arkadaşlar! Deli etme adamı oğlum, vurdun mu, vurmadın mı? Ateş ettiğime göre, vurmuş da olabilirim, vurmamış da olabilirim. Bizim sağımız solumuz pek belli olmaz. Tamam, biz dedin. Anlamıştım tek başına yapmadığını. Yaz! Biz dediğin kimler? Batı'nın vahşi kovboyları. John Wayne amcam, Django kardeşim ve de Juliana Cemma abim. Saçmalama. Deli numarası yapıp adli tıbba sevkini istiyorsun değil mi? Aklın sıra yırtacaksın. Çok gördüm senin gibilerini. Bir avuç dolar filmini de gördün mü? Sonra üç kurşuna 10 ölü. Allah affeder, ben affetmem. Ben de affetmeyeceğim. Ya sabır, ya sabır, Allah'ım ya sabır. Ha bak, ben o filmi kaçırdım. Yazık ya. Sen gördün mü, nasıl? Deli numarası yapıyor. Öyle. Hadi evladım. Efendi efendi anlat. Ne oldu, nasıl vurdun? Tam kovboy gibi. Çete içeride, kafalar dumanlı, içki gırla, ben kapıya bir tekme, Teksas'ın kovboy kapısı gibi. Bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola. Yaz, bir sağa, bir sola. Yaz, bir sağa, bir sola. Bir içeri, bir dışarı. Haydut dönüyor, yanında iki yeğeni. Kaydet, kaydet, itiraf ediyor. Recep'in yanında iki yeğeni de vardı diyor. Niye vurdun peki? İnsanlık uğruna, halkı soyuyorlardı. Arkasında üç adamı daha vardı, pusudalar. Tamam. Yedi kişi olduklarını da söyledi. Sonra? Sonrası, daha onlar davranmadan grav grav grav. Yedisi de temiz.
toptan temizlik. İtiraf etti. Silahı ilk çekip ateş eden de kendiymiş. Ağzıyla söyledi. Sonra arkalarından apaçiler, başlarında reisleri oturan ayı, başında tüyler, aynı Zeki Müren'in tüyleri gibi. Dıkı dık dıkı dık dık peşimdeler, oklar, baltalar, üf! Gene saçmalamaya başladı. Tıkın şunu içeri! Ne oluyor ya? Peşimden oklar geliyor, ateşli oklar. Vay be! Gece konduları haraca kesen 7 gangsteri öldürmüş. Hem de tek başına. Çok da yakışıklı. Neresi yakışıklı? Salağın teki. Sen kendine bak. Kıskanma. Nesi var? Tam erkek. Biz neyiz? Kavgaya başlamayın gene. Sen de elin katilinin avukatı mısın Canan? Hadi ortak oyna bakalım. Elin katili değil, günün adamı. Cinayeti de yoksulları korumak için işlemiş. Kendi çıkarına değil. Fazla uzattın Canan. Efendim Mardinli geldi, çalışma odanızı aldım. Tamam, üstümü değişip geliyorum. Sen de artık fazla uzatma. Tamam mı Canan? Çatla patla. Günün adamı Şaban işte. Hoş geldin Mardinli. İyi iş becerdin. Aferin, aferin. Lafına değmez bey. Bunlar ufak vaziyetler. Tanıştırayım. Kardeşim Cabbar. Memnun oldum delikanlı. Bundan sonra gecekondudaki işleri o halledecek. Emirlerinize hazırım beyefendi. Sağ ol. İyi düşünmüşsün, aferin. Biz sözümüzü tutarız. Buyur, 10 milyonluk çekin. Buyurun, buyurun şöyle geçelim. Oturalım beyler. Bir süre ortalıkta gözükmemen gerek. Hollanda'ya uçak biletini aldım. Evet, bu da pasaportun. Bütün işlemler tamdır. Ayrıca Hollanda'da bir takım işlerimiz de olacak. Hem ziyaret, hem ticaret. Sağ olun. Yalnız canımı sıkan şu salak herif. Aptal benim 7 cesede sahip çıktı. Buyur. Şöhret yapacak aklınca uyanık. Ama fark etmez. İcabında içeride de temizletiriz. Eyvallah. Büyük iş. Sabıka tarihini altın harflerle yazdır bu Şaban. Recep gibi Allahsızı fedailerıyle toptan harcamış. Ve de tek başına. Helal. 30 yıldır bu yollardayım. Böylesini ne gördüm ne duydum. Makineye bir asılmış 7 tane leş. Komiser Cemil'in önünde konserve kutusunu dans ettirmiş. Kabadayılık deyince heykeli dikilir böylesinin. Harbiden tak ben vurdum demiş. Şansımız varmış. Bu kavuşa gelecekmiş. Hey be, mangal gibi yürek varmış desene. Gelsin de bir görelim bakalım. Ulan bu koğuşun ağası benim ulan. Yetti lan. Geliyor abiler. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur ağam, şöyle geç. Geçelim bakalım. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Hoş geldin abi. Sağ ol anam. Geçmiş olsun. Hangi yatakta yatmak istersin ağam? Şurası iyi mi? Şurada. Hop dedik. Bu koğuşun dayısı Necmo'dur. Dosyasındaki meçhul cinayetler hariç sabıkaya kayıtlı 4 resmi leşi var. O kadarcık mı? Sana göre hafif ama gene de uyanık ol. Kalleştir, çiyan gibi. Ben de kelebek gibi uçar, akrep gibi sokarım. Aslan abicim ver öpeyim. Öpeyim abi. Dur lan öyle olmaz. Sıraya girin bakayım. Hizaya geçin. Öp bakayım. Aferin. Sen de öp. Ulan böyle mi öpülür? Ver bakayım tesbihi. Geç arkaya yeni baştan. Aferin. Sağ ol babam. Sen niye öyle garip garip oturuyorsun? İçime dokundu. Gel sen de öp. Gel. Gel lan. Bu mekan ikimize dar gelecek tosunum.
Tasalanma, bollatırız. Ben adamı bundan şişlerim ulan! Kebapçı salonu mu ulan burası? Ayı! Aa, nasıl geçirdim ama? Ne demek ulan bu? Manası çok derin. Ben adama bilezik gibi geçiririm demek. Saksıya fesleğen gibi oturturum anlamı da çıkar. Şerbetli bu. Ne bıçak işliyor ne bir şey. Ermiş, ermiş. Ne ermesi ya? Kör nişancı. İnsan biraz yana atar. Baba yadigarı tabakayı bok ettin. Al şu bıçağı. Ben attım mı vururum. Öp lan elimi bakayım. Öp lan! Öpeyim. Sıtır hadi. Siz de öpün bakayım. Hadi! Bu yatak rahat, güzel. Ama etrafı beğenmedim. Temizleyin, değiştirin. Değiştiririz abi. Abi sana helal olsun abi. Başlasın. Ağırız aşağı. Uyandıralım mı? Ne dersin? Bilmem. Ya kızarsa? Grav 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 grav. Rüyada bile vukuatı var adamın. Böylesi gelmedi memlekete. Grav grav grav. Çayı hazır abi, taze demledim. Uyandıralım mı? Bilmem. Bismillah. Hadi uyandırın bakalım. Uyan ağam, sabah... Allah Allah! Ne oluyor ya? Burası neresi? Ah! Ne bakıyorsunuz lan? Açıkta bir şey mi gördünüz? Arz edecek bir vaziyetimiz var ağam. Aramızda vazife taksimi yaptık. İyi yaptınız. Neymiş? Beştamalcın Hasan. Evet. Havlucun Piç Orhan. Tamam. Çaycın Bedo. Tanrı. Nalıncın Deli Hüseyin. Neyse. Nargilecin Arap Mahmut. Bu herifi gözüm hiç tutmuyor. Erketen o biçim Bülent. Seni tanıyoruz ya. Haratçın Gavurgani. Aman yarabbim. Manocun Saksağan Temel. Ve İbrikçi Başın Ayı Necmo. Bir düşüneyim. İyi iyi canım. Abi, bu da ayın kumar manoları. Kantin gelirleri, ayak bastı haracı, at ve bit yarışları manosu. Ne yapalım abi bu paraları? Garibanların arasında bölüştürün. Sevinsin fukaralar. Haksızlık edeni o biçim yaparım. En büyük kovboy benim. O kadar. Helal olsun yaşa! En büyük sensin abi, helal olsun sana, helal!